Öncesine kadar fiyatlar fahiş derecede yüksekti. Patates soğanından tut, domatesi, salatası ama tamamen köy ürünleri yani yerli mallarımızdan çıktığından dolayı fiyatlar aşırı derecede düştü. En basitinden soğan, kuru soğan. Bundan 20 gün önce kuru soğanın fiyatı 5 lira, 6 liraydı. Şimdi 2 lira. Yani 2 liraya düştü bak. Soğan 2 liraya satıyoruz yani bak. Yerli. Patates 2,5 lira düştü. Şu domates bundan 10 gün, bir hafta önce fiyatı kaç lira bilmiyorum. 4 lira, 5 lira. 5 liradan aşağı hiç yoktu. Bugün 2,5 lira. Niye? Çarşamba, Bafra çıktı. Amasya bolardı. Bunların yani ürün var diyebiliriz değil mi? Ürün var yani hiç sıkıntı yok. Bütün köylülerin yerli malları komple çıktığı için Allah'a şükür bol. Kavun tanesi 2 lira, 3 lira bedava yani. Onun için vatandaşlarımız rahat olsunlar. İstedikleri gibi alabilirler yani. Seçimden sonra ve öncesinde fiyatlar yüksekti. Siz o konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Seçime bağlıyor musunuz o durumu? Ben o patates soğan işini seçim işine bağlıyorum ama diğerleri bağlamıyorum. Çünkü diğerleri yerli malları çıkmamıştı bak. Seçimden sonra da bir düşüş oldu. Seçimden sonra işte ne yaptı? Devlet olsun şey olsun az biraz müdahale etti. Biraz da yerli malların tamamen çıkmasıyla vatandaş istediği gibi. Şimdi vatandaş pazar olsun veya manav olsun gelir 20 liraya 30 liraya güzel sebzesini meyvesini alır. Ama bundan 20 gün önce böyle değildi. 20 gün önce manava sebzesini meyvesini gir 50 liradan aşağı hayatta bir çıkamazdı. Ama şimdi bedava yani. Peki sizin tezgahınızda en pahalı ürün hangisi? Şimdi en pahalı ürün ne olabilir? Kiraz pahalı. Diğerleri. Kiraz 10 lira yani. Kiraz şimdi sezonu bittiği için pahalı. Yani zamanı geçtiği için pahalı. Şimdi şeftali 3 lira. Kayısı 5 lira. Üzüm. Muz niye düşmüyor biliyor musun fiyatı? Dolarla geldiği için düşmüyor. Yani İtalya dolar. Dolar düşecek ki bunun fiyatı düşsün. Yani muzu onunla kıyaslayabiliriz yani ancak. Muzun fiyatının yüksek olması da dolarla dolar ilgili. Dolar endeksli yani. Bu çünkü İtal yani. Ne oluyor? Chiquita veya diğer marka dışarıdan ithal olduğu için dolar. Biber görüyoruz. Ha, biber ne? Biber. Ucuz yerli. 3 lira kilosu. Evet, salatalık 2,5 lira. Domates 3 lira. Yani bunlar fasulye bak. Balkız yerli 5 lira, 4 lira bak. Uygun yani. Ha, limon da işte biraz sıkıntı. Limon da zamanı değil ya. Yani tanesi 1 liradan gidiyor. Barbun fasulye 5 liraya gidiyor. Soğan patates 2 lira, 2,5 lira. Sarımsak görüyoruz. Sarımsak şey taş köprünün 5 lira kilosu. 5 lira 6 lira. Yani. Pahalı değil mi peki? Değil. Sarımsak normal pahalı değildir yani. Normal sarımsak kışın olsa şey olsa 10 lira fiyat. Şimdi bol zamanı ya. Ondan dolayı 5 lira 6 lira. Karpuz 1 lira 80 kuruş. Kavunun kilosu 2 lira. 2 lira. Ucuz ya. Kavun daha pahalı sanırım karpuzdan değil mi? Biraz pahalı ya. Bir de çok bol kavun var da yani kalitelilerin fiyatı 2 lira ya. Ama erik de kadar. 5 lira abi 5 lira. Bak erik 5 lira. Şeftali 3 lira. Nektarin 5 lira. Müşteri var. Müşteri niye bir işler durgun biliyor musunuz? Millet tatillerde, köylerde, yazlıklarda ya. Ondan dolayı biraz yani işlerde gerileme var. Ama normal şehirde insanlar dolu olmuş olsa talep alır yani vatandaş. Şimdi millet pahalı demiyor artık. Anlıyor musun? Şimdi fiyatlara falan pahalı demiyor yani vatandaş. Bu bol yani. Şimdi üzüm 5 lira, 4 lira. Yani bu pahalı değil. Normal standart şey meyvesi.